göre Mısır uygarlığı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mısır, Pers istilasına kadar Mısırlı sülaleler tarafından, Perslerden sonra da Büyük İskender, Roma, Bizans, Müslüman Araplar, Türkler ve İngilizler gibi dışarıdan gelen pek çok devlet tarafından yönetilmiştir. Peki özgün yapısını koruduğu olur mu? Olmaz arkadaşlar. Özgün yapı dediğimiz Mısır'a özgü bir yapı olmalı değil mi? Ancak gördüğünüz gibi pek çok devlet tarafından yönetilmiş. Gelen devletler kendi kültürlerini, dillerini, dinlerini bu bölgeye yayacaklar. E, dolayısıyla özgün yapısını koruyamaz. Siyasi istikrarın sağlanamadığı olur mu? Tabii ki çünkü sürekli farklı farklı devletler tarafından yönetilmiş ve kültürel etkileşime açık olduğunu ifade edebilir miyiz? Edebiliriz dediğimiz gibi pek çok devletin yönetimi altına girdiği için pek çok kültür de bu bölgede etkin olmuştur arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu durumun nedenleri arasında amaçlarından hangileri yer alır? Selçuklu ailesinden gelen melikler görevlendirildikleri yörelerin yönetiminde söz sahibi olmalarına rağmen kendi adlarına para bastırmalarına, savaş açma veya siyasi görüşmeler yapmalarına izin verilmemiştir. Arkadaşlar melikler Osmanlı'daki şehzadeler olarak düşünebilirsiniz. Yani Selçuklu ailesinden gelen, Selçuklu soyundan gelen şehzadelerdi ve arkadaşlar onlar yönetimde evet söz sahibi olabilirler ancak para bastırmaları yasak. Neden? Çünkü para bir bağımsızlık göstergesi. Bu durum onların isyan ettiğini gösterir. Ülke bütünlüğünün korunması noktasında böyle önlemler alınmış olabilir mi? Tabii ki. Çünkü eğer kendi adlarına para bastırırlarsa ya da kendi kafalarına göre bir savaş ilan ederlerse bu durum ülke bütünlüğünü bozacak arkadaşlar. Merkeziyetçi yönetim anlayışının uygulanması olur mu? Elbette melikler bulundukları bölgelerde söz sahibi olsalar bile her daim merkeze bağlılar. Yani Selçuklu yöneticisine bağlı olarak hareket etmek zorundalar. Dolayısıyla merkeziyetçi yönetim anlayışının uygulanması noktasında da ulaşabiliyoruz. Uygulamalarda birlik sağlanması olur mu? Tabii ki arkadaşlar örneğin bir melek savaşa karar verirse ve yönetici buna karar vermezse bu durum uygulamalarda birliğin olmadığını gösterir. E, dolayısıyla meleklerin bu şekilde ciddi kararlar almaları yasak ki uygulamalarda birlik sağlanabilsin. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda gelişmelerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Batı'da merkantilizm anlayışının uygulanması, Avrupa ürünlerinin kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı pazarlarına hakim olması. Arkadaşlar merkantilizm anlayışı neydi? İthalatı en üst seviyeye çıkarmak ve özellikle e, altın ve gümüş gibi madenlerin ülke toprakları içerisinde kalmasını sağlamak. Bir nevi ticaretçilik diyebiliriz arkadaşlar. Ve kapitülasyonlarda biliyorsunuz ki ticari ayrıcalıklardı zaten. Bakalım Avrupa'da ulusal ekonomilerin güçlenmesi olur mu? Tabii ki özellikle kantilizmin arkadaşlar 17. yüzyılda bu hedeflenmiştir. Osmanlı sanayisinin gücünü yitirmesi olur mu? Elbette Osmanlı zaten adeta bir pazar yeri haline gelmiş bu dönemde. Osmanlı ülkesinde işsizliğin artması olur mu? Olur arkadaşlar. Çünkü pazar yeri haline geldiği için dışarıdan gelen mallar daha çok satılacak ve bu da Osmanlı'daki küçük esnafın işsiz kalmasına sebebiyet verecek. Dükkanlarını kapatmalarına neden olacak. İpek ve baharat yollarının önemini yitirmesi, hayır arkadaşlar bu zaten daha önceden oluşmuş bir gelişme. Coğrafi keşiflerle birlikte ipek ve baharat yolları zaten önemini kaybetmişti. Soruda bize 17. yüzyılla alakalı bilgiler verilmişti. Osmanlı ekonomisinde gelir gider dengesinin sağlanamaması olur mu? Tabii ki çünkü zaten dediğimiz gibi pazar yeri haline geldiği için ekonomide de bozulmalar yaşanacaktır. Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olacaktır. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi Ernest Hemingway'in bu sözleriyle paralellik göstermez? Mudanya Marmara kıyısında sıcak toz toprak içinde yolları Arnavut kaldırma döşeli evleri ahşap sivrisinek yuvası ikinci sınıf bir kıyı kasabası. Batılar buraya barış dilenmeye geliyorlardı yoksa barış istemeye ya da barış koşullarını dikte ettirmeye değil diye yazıyordu Ernest Hemingway 23 Ekim 1922 günkü The Toronto Daily Star gazetesine. Peki arkadaşlar o zaman buradan biz neyi çıkarabiliriz? Batılılar barış yapmak istiyorlar. E, dolayısıyla barışın her türlü maddesini kabul edecekler. Barış dileniyorlar çünkü. TBMM için olumsuz olan bir madde e, tabii ki Ernest Hemingway'in sözleriyle paralellik göstermez o zaman. Çünkü TBMM ne isterse onu kabul etmeleri gerekiyor normalde değil mi? Bakalım şimdi şıklarımıza. Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu Trakya'yı Yunan kuvvetleri 15 gün içinde boşaltacak. TBMM için iyi değil mi? Tabii ki iyi arkadaşlar. Dolayısıyla Ernest Hemingway'in sözleriyle paralellik gösterir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu Boğazlar'dan 15 kilometre ötesine geçemeyecek. Bakın arkadaşlar bu Türkiye Büyük Millet Meclisi için olumsuz bir madde değil mi? E, dolayısıyla Ernest Hemingway'in sözleriyle paralellik göstermeyen durum burada verilmiştir. İstanbul Boğazlar ve çevresi TBMM hükümetine bırakılacak. Bu da olumlu bir durum arkadaşlar. O zaman sözlerle paralellik gösterir. TBMM hükümeti barışa kadar iç güvenliği sağlayacak 8 bin jandarma erini Doğu Trakya'da tutabilecek. Bakın bu da olumlu bir durum. Ve Yunanların Doğu Trakya'dan çekilmeleri sırasında boşaltılan yerler Türk tarafına bırakılacak. Bu işler en geç 30 gün içinde bitirilecek. Bu da olumlu bir durum arkadaşlar. E dolayısıyla bu sözlerle bağdaşmayan B şıkkında verilen olumsuz bir maddedir. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. İstanbul hükümetinin bu tutumunun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Amasya Genelgesi'nin ardından İstanbul hükümeti karşı bir genelge yayınlayarak Mustafa Kemal Paşa'nın görevden alındığını ve emirlerinin dinlenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Peki arkadaşlar, ulusal güçleri birleştirme gibi bir amacı var mı sizce İstanbul hükümetinin? Tabii ki yok. Burada Mustafa Kemal'in etkinliğini azaltmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu olmaz. Halkın Mustafa Kemal etrafında birleşmesini engelleme tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Mustafa Kemal Kemal Paşa'nın görevden alındığını ifade ediyorlar ve emirlerinin de dinlenmemesi gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla olur. Anlaşma devletlerinin yok sayma yani itiraf devletleri yine verilen bu durumla bunun da bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Al Himalaya, Ant ve Kayalık dağlarının oluşumu. Kuzey Afrika'da rüzgar aşındırmasıyla ortaya çıkan mantar kaya, tafoni, şahit kaya gibi yer şekillerinin oluşumu. Atlas Okyanusu'na dökülen akarsuların ağız kesiminde oluşan halişli kıyılar. Pasifik Okyanusu çevresinde volkanizma ile oluşan dağlar. Yukarıda verilen özellikleri coğrafyanın alt dallarından hangisi inceler? Verilen özelliklerimiz gerek rüzgar, gerekse akarsuların oluşturduğu yer şekilleri. Bunun yanında dağlar gibi yer şekillerinden yine bahsedilmiş. O zaman burada coğrafyanın alt dallarından jeomorfolojinin özellikleri ya da inceleme alanı arasında sayıldığını söyleyebiliriz. Klimatoloji iklim bilimidir. Burada onunla ilgili bir bilgi söz konusu değil. Jeomorfoloji az önce söylediğimiz gibi jeo yer, morfo şekil, loji bilim ki yer şekillerini inceleyen coğrafyanın alt dalı jeomorfolojidir. Hidrografya, su, kartografya, harita, biyocoğrafya canlılarla ilgili kısmı inceleyen coğrafyanın alt dallarıdır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanlardan hangilerinin iklim koşulları birbirine daha fazla benzer? Bir numaralı alanımızda Karadeniz iklimi görülmektedir. Karadeniz ikliminde yağış rejimi düzenli olup en fazla yağışın sonbahar döneminde görüldüğünü söyleyebiliriz. Bunun yanında 2 numaraya baktığımızda İzmir ve çevresi verilmiş. Burada Akdeniz ikliminin etkilerinden bahsediyoruz. Yine 3 numaralı alan Adana çevresi ve yine Hatay kısmına doğru bir alan verilmiş. Burada yine Akdeniz ikliminin özelliklerini görüyoruz. 4 numaralı alana baktığımızda ise burada van çevresi verilmiş ve ılıman karasal iklim şartları görülüyor. Buna göre iklim koşullarının daha fazla benzediği yerler aynı iklimin görüldüğü alanlar olarak dikkate alınabilir. Çünkü diğerlerinde hem yağışın dağılışı, bunun ise sıcaklık farklı ama Akdeniz ikliminin olduğu alanlarda ve özellikle Ege Akdeniz kısmını dikkate aldığımızda daha benzer iklim koşullarını görmek mümkündür. 2 ve 3 yani burada C şıkkını biz doğru cevap olarak dikkate aldık. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin oluşumunda iç kuvvetler etkili olmuştur? Birinci öncülümüzde Japonya'da bulunan Zao Dağı'nın zirvesinde 18. yüzyılda meydana gelen patlama sonucunda Okama krateri oluşmuştur. Ki krater oluşumunu biz iç kuvvetlerle volkanizma ile açıklayabiliriz. Yani burada birinciyi almamız gerekiyor çünkü volkanizma şeklinde değerlendirmiş olduk. İkinci öncülümüze baktığımızda Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeniyle Dongola bölgesinde yaşayan insanlar başka bölgelere taşındı. Deprem ve tsunami'yi yine iç kuvvetler kısmında dikkate alıyoruz. Fay bağlı ve deprem sonucu tsunami meydana geliyor. Bu da fayatları ve tektonik olaylarla açıklandığı için bunu da yine iç kuvvetlerde dikkate alabiliriz. Üçüncü öncülümüzde Eylül ayının son haftasında İyon denizinde başlayan kasırganın ki kasırga atmosferik kökenli olduğu için bunu biz iç kuvvetler kısmında değerlendiremeyiz. Türkiye'de etkili olması beklenmektedir şeklinde cümlemizi biliriz. 4. öncülümüzde Brezilya'nın Rio Trangulo bölgesinde yer alan mermer mağarası dağlardan gelen suların kalsiyumu çözmesi sonucu oluşmuştur. Yeraltı suları ki işin içine su giriyorsa bu da dış kuvvetler kısmında değerlendirilebilir. İç kuvvet olarak 1 ve 2'yi aldık. O yüzden doğru cevabımızı A olarak değerlendirebiliriz. Aşağıda nüfus piramitleri verilen ülkelerin hangisinde uzun süren düşük nüfus artışından sonra nüfus artış hızı tekrardan yükselmiştir. A'da verilen piramidimiz üçgen şekilde ve alt tarafa doğru bir genişleme olduğunu ve yine bu alanlarda baktığımızda her zaman doğum oranlarının fazla olduğunu görebiliriz. Ama bizim sorumuzda düşükken daha sonra tekrar artması gerekiyor. Burada hep Doğum oranları yüksek diyebiliriz üçgen şeklindeki piramidimizde. B şıkkına baktığımızda iç bükey şeklinde bir durum söz konusu. Burada yine e, doğum oranları her zaman fazla olarak görülmüş. Mesela 15 yıl öncesini düşündüğümüzde alt tarafı görmezsek yine alt kısım genişti. E, 15 yıl geçti yine alt kısımda bir genişleme gördüm. Bu da yine doğru cevabım olmadı. C şıkkına baktığımda arı kovanı şeklindeki bu piramitte ki son yıllarda bir artış söz konusu değil. Yine genel olarak baktığımızda yaş nüfus fazla ama D'ye baktığımızda çan şeklindeki bir piramit. Örneğin 15 yıl önce şu kısmı görmeyelim. Bu kısımda baktığımızda özellik olarak ki daha düşük bir nüfus artışı varken alt tarafa doğru bir genişleme görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımızın burada D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. E'de ise son dönemlerde nüfus artış hızında bir azalma olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Daha azken alt kısım daha da genişledi ve nüfus artış hızı düşükken daha da artmış oldu. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinin sınırları diğerlerine göre daha kısa sürede değişebilir? Burada özellik olarak fiziki bölgelerin sınırı uzun sürede değişiyor. Örneğin dağlık bir bölgenin düz bir bölge olması için baya bir süre gerekiyor. Ya da Akdeniz iklim bölgesinin karasal bir iklime dönüşmesi gibi bir durumun oluşması için yüz binlerce yıl gerekiyor. Çöl bölgesi de aynı şekilde fiziki, dağlık engebeli alanlar fiziki, çayır ve step bölgeleri fiziki özellik taşır. Ama organize sanayi bölgeleri beşeri özelliktedir ve daha kısa sürede değişiklik olabilir bu alanlardaki bazı alanlar organize sanayi bölgesi değildir. O alanlar ilan edilebilir. Ya da organize sanayi bölgeleri zamanla vasfını yitirip başka alanlara dönüşebilir. O yüzden doğru cevabımız burada B şıkkı oldu. Bu sorumuz Platon'un felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre Platon felsefesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? hemen paragrafı özetleyelim ve Platon'un felsefesine ilişkin bilgiler verelim. Değerli arkadaşım Platon denilince aklına gelmesi gereken şey kesinlikle idealar kuramı olsun. İdalar kuramı Platon'a göre ikiye ayrılır. Bir tarafta idalar dünyası vardır, diğer tarafta nesneler dünyası vardır. Nesneler dünyası duyu organlarıyla kavranır ki güvenilmezdir. Değişimin olduğu yerdir. Yazalım değişimin olduğu ve güvenilmez bilginin olduğu alandır. Asla buraya güvenmez. Ama idalar dünyası akılla kavranır. Değişme yoktur diyelim. Şöyle de yazalım. Değişme yoktur. Güvenilir bilgilerin olduğu yerdir. Ona göre asıl güvenilmesi gereken yer idalar dünyasıdır. Parçamıza baktığımızda da bunun kaynağını anlatmış. Demiş ki Heraklitos'un değişim düşüncesini Parmenides'in değişim olmadığı düşüncesini alarak sentezlemiş ve böyle bir kuram ortaya atmış kendince değişim problemine bir çözüm bulmuş hocam. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı önceki filozofların fikirlerinden etkilenmiş mi? Evet. Kimler bunlar? Parmenides ve Ektos. Parçada da gösterelim. Parçayı okumadınız olmasın. B şıkkına bakalım. A şıkkını eleyelim. Varlıkta değişme sorununa çözüm buldu mu? Aha da buldu hocam. Ele gitsin. Varlığın özünün ne olduğu sorusuna cevap aramış mı? Aramış. İddia olduğunu söylemiş. İda nedir hocam? Nerede var görmüyorum. İdaat somut değil ki. İda dediğimiz şey soyuttur. Düşüncedir, fikirdir. Bu da tamamdır. Gelelim de şıkkına Varlığın temelde özdeksel yapı ve özde olduğunu savunmuş mudur? Aha da burada kaldık. Çünkü özdeksel ne demek? Maddi demek. Bunu kavramı bilemezsen bu soru çözemezsin. Halbuki ona göre... Varlığın özü maddi değildir, soyuttur e, ve kavramsaldır, düşüncedir. Dolayısıyla bu söylenemez hocam. Peki bilgi ve varlık soruna kendi içerisinde tutarlı, bütünlüklü, sistemli bir çözüm üretmiş mi? Elbet üretmiş hocam. O halde bunları eliyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Neden D şıkkı olduğunu tekrar söyleyelim. Özdeksel demek, maddi demek. Ona göre varlık maddi değildir, soyuttur, düşüncededir. Cevap da D şıkkıdır. Bu sorumuzda bilimsel anlayışın doğuşu sorulmuş denilmiş ki parçada bilimsel anlayışın doğuşu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır? Açıklanmışın altını çizdik hocam. Neyi arayacağımızı biliyoruz. Şimdi parçamıza bakalım. Bacon'ın doğayı sorguya çekmek şeklinde ifade ettiği yaklaşımını otoriteye dayanan hakikat yerini bilimsel anlayışın alması biçimde okumak mümkündür. Özellikle ortaca boyunca Aristoteles gibi birçok önemli otoritenin görüşleri iddia edilen şeyden dolayı değil, iddiada bulunan şeyin, yani kişinin kimliğinden dolayı doğru kabul ediliyordu. Yani şunu mu söylüyor? Diyor ki, deney ve gözleme başvurmuyorlar. Bir araştırma yapmıyorlar. Aristoteles ne dediyse doğrudur. Aristoteles eğer dediyse bu kalem bir değil, 5 ise doğrudur. Çünkü otoritenin ne dediği önemlidir. Ee, olayın ne olduğu değil otoritenin ne dediğine bakılır. Dolayısıyla bu dogmatik bir bakış açısıdır. Devam edelim. Bacon, Galileo, Kopernik gibi düşünürler ve bilim insanlarının sayesinde yeni çağda ortaya çıkan çağdaş bilimsel anlayış ise artık buradan sonra soruyu çözmemiz gerekiyor. Ne diyor? Bunun tersine bir iddianın doğruluğuna inanmadan yeterli deneysel ve gözlemsel kanıt var mı diye sormayı gerektirmiş. Yani deney ve gözleme başvurmadan kimin ne dediği önemli değildir. Deney ve gözleme başvuruluyor. Doğruna hemen inanılmıyor. Araştırma yapılıyor. Şüpheci bir bakış açısıyla sorgulama yapılıyor hocam. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı kişilere bağlılığın yerini olgulara yani üzerinde deney ve gözlem yapılan şeylere dayalı kuşkucu ve sorgulayıcı bir yaklaşım mı alıyor? Aynen öyle hocam. Zaten bu şekilde de hocamız yorumladı değil mi? Neyse 5 şıkkına bakalım tümden gelimsel yöntem yerine tüme varım kullandığı gibi bir şeye gitme lütfen. Böyle bir şey yok. Yöntem tartışması bir kere burada yok hocam. Eliyoruz. Peki niteliksel yaklaşım yerine niceliksel yaklaşım yok yok. Güzel olmuş şık ama yok. Zorlamaya gerek yok. Peki D şıkkı bilim adamlarının öznelliği ve nesnelliğinden bahsettik mi? Hayır hocam. Bilim adamlarının olmasını gerekeni ya da olanı falan o tartışmada yok. Cevap net olarak A şıkkıdır arkadaşım. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Parçamıza bakalım. Ahlak yasası varlığın prensibidir. İnsan bu yasa uyarınca iyilikler yapmaya ve kötülüklerden kaçınmaya kendisini zorunlu hisseder. Bu yasa ne bizim eserimizdir ne de duyular dünyasından kaynaklanır. E kimden kaynaklanıyormuş? Bakalım biz onu vicdanımızda hazır olarak buluruz. Tümel ve mutlak olan bu yasa, tümel ve mutlak olan nedeni kendi içinde barındırır. İşte bu tümel ve mutlak olan da Tanrı'nın kendisidir. Yani bu ahlak yasası ne yapacağımızı söyleyen bu yasa Tanrı tarafından içimize mi konulmuş? Tanrı tarafından mı buyurulmuş? Mutlaklığı ondan mı geliyormuş? Aynen öyle hocam. Şimdi şıklara bakalım. A Tanrının ontolojik bir temeli bulunmalı mıdır? Bulunmalıdır da parçada ontolojik yok, varlık sebebi yok hocam. Ele gitsin. Peki evrendeki nedensellik ilkesi, yani neden sonuç ilişkisi şöyle kalemimize alalım. Neden sonuç ilişkisi Tanrı'yı mı kanıtlıyormuş? Herhangi bir neden sonuç ilişkisinden bahsedildi de bizim mi haberimiz yoktu? Ele gitsin hocam. Hiç bekletme. Peki evrensel bir ahlak yasası bulunmamakta mıdır? Girişte bulunmaktadır diyor. İstersen sana tekrar okuyayım. Ahlak yasası varlığın prensibidir diyor. Bir ahlak yasası var insan bu yasa uyarınca iyilik yapar diyor. O halde ele gitsin. Peki evrendeki düzen ve amaçlılık Tanrı'nın varlığını kanıtlar mı? Aslında kanıtlar. Ama peki burada hangi amaçtan, hangi düzenden bahsettik? Belli mi? Değil. Çünkü bundan bahsetmedik. Ele gitsin. Peki Evrensel ahlak yasasının varlığı Tanrı'nın varlığının bir kanıtı mıdır? Kesinlikle öyledir. Yorumumuzda da zaten bunu söylemiş olduk değerli arkadaşım. Bakın ne diyor? Bu tümel ve mutlak olan da Tanrıdır. Çünkü ahlak yasasının sebebi Tanrı'nın varlığıdır. Ne biz koyduk, ne bizim dışımızdaki duyular dünyasında böyle bir yasa var. Cevap net olarak eşikidir. Bu sorumuz sanat felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Güzelin evrenselliğini gösteren şey gerçekten güzel bir sanat eserinin onu doğuran psikolojik ve toplumsal koşullar artık aşılmış olduğunda bile her toplumda ve zamanda hayranlar bulmaya devam etmiştir. Yani eğer bir şey evrensel ise bir evrensel güzelden bahsediyorsak o çağları aşar, toplumları aşar yine kendi güzelliğini herkese kabul ettirir hocam. Şimdi devam edelim örnek verecek. Diyecek ki bizim toplumumuz kesinlikle Homeros'un içinde yaşadığı toplum değildir. İlk çağda değiliz biz modern çağdayız. Ve diyor ki fakat diyor onun eseri olan Odysseia sanat eseri olma özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Hala güzeldir. O halde güzellik evrensel ise güzellik çağları ve toplumları aşıyorsa ortak estetik yargılar vardır. Herkesin üzerinde anlaşacağı nesnel bir güzel de vardır hocam. Şıklara bakalım. A ah şıkkı güzelliğin ölçüsü olabilecek bir kural ilke yok mudur? Vardır hocam. Güzelliğin nesnel olduğunu söylüyor. Peki estetik yargılar duyguların etkisi altında mıdır? Bana sana göre değişir mi? Değişmiyor. Bak, Odessa hala güzeldir. Sana bana göre değişmiyor hocam. Ele gitsin. Ortak estetik yargılar var mıdır? İşte ben bunu arıyordum. Cevabımız C şıkkıdır ama D şıkkının gözü yaşlı kalmasın ona da bakalım. Estetik yargılar çıkardan uzak beğeni gerektirir mi? Hangi çıkardan bahsettik? Hiçbir şeyden. Bu Kant'ın e, varsayımıdır ama Kant'la ilgili parçada bir şey yoktu hocam. Estetik yargılar ahlaki yargılardan farklıdır. Böyle bir karşılaştırmaya da gitmedik. Cevabımız C şıkkıdır. Bu sorumuzda mantıkçı pozitivistlere göre bir cümlenin anlamlı olmasının neye bağlı olduğu sorulmuştur. Parçayı okuyabilirim senle ama sana özetle geçebilirim. Güzel arkadaşım, mantıkçı pozitivistler üzerinde deney ve gözlem yapılan somut olan şeylerin anlamlı olduğunu düşünürler. Soyut olan, metafizik olan şeyleri kabul etmezler. Onların hepsi anlamsızdır. O halde hemen şıklara bakayım. A şıkkı cümlenin bir yargı bildirmesi bir yargı bildiriyorsa o anlamlı mıdır? Değil değil. Mesela Tanrı ölümsüzdür dediğimizde ya da daha doğrusu ruh ölümsüzdür dediğimizde bir yargı mıdır? Yargıdır. Peki bu yargı metafiziksel bir yargı değil mi? Evet. Demek ki yargı bildirmesi anlamlı olması için yeterli değildir hocam. Peki cümlenin mantıksal açıdan tutarlı olması değildir. Deney gözlemlerle doğrulanabilir olgusal içerik varsa bu anlamlıdır. Tekrar sana söylüyorum. Mantıkçı pozitifler için önemli olan şey somut olan bir varlık olacak. Üzerinde deney ve gözlem yapılacak. Üzerinde deney ve gözlem yapılmıyorsa, o şey o şekilde doğrulanamıyorsa hepsi metafiziktir, hepsi anlamsızdır. Yani tanrı, ruh, şeytan, işte uzay, öteki dünya gibi kavramların hepsi anlamsızdır. Hepsi değerli arkadaşım metafiziktir. Devam edelim. Diğer örneklere bakalım. Felsefi açıdan temellendirilmiş olması, olguya değil değere ilişkin olması, tam tersine değere ilişkin olmayacaktı. Olguya ilişkin olacaktı. Bunları eliyoruz. Cevap C şıkkıdır. Evet soruya baktığımızda bir ayet verilmiş. Nur Suresi'nin 27. ayeti verilmiş. Hangisi buna göre ulaşılamaz diyor. Bakalım. Nur Suresi 20 27. ayette ne diyor? Ey iman edenler kendi evlerinizin dışındaki evlere sahiplerinizden izin istemeden, isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Yani kapıya tıklatmadan içeriye dalmayınız sizin odanızda geçerli veya işte dışarıdan insanlar da geçerli veya işte müsait etmesiniz demeden işte çat kapı gelmeyiniz gibi insanları ahlaki yönden uyarıyor. Kim uyarıyor? Allahü Teala uyarıyor. Hangisi bu ayetle ilgili ulaşılamaz diyor. A seçeneğine baktığımızda kişi haklarının dokunulmazlığı. Evim benim mahremiyetimdir. Benim mahremiyetime mahremiyetimi gizlemek benim hakkımdır. Ne hakkıdır? Kişi hakkı Hakkıdır. Bu da bu doğru. B seçeneğine baktığımızda diyor ki İslam'ın özel hayatta önem verdiğine. E Özel hayat nedir? Ev, benim mahremiyetim nedir? Evimdir. Evime izinsiz girmek özel hayatın ihlaldir. Bu da doğru. C seçeneğine baktığımızda görgü kurallarının İslam'daki önemine zaten İslam'ın ne dini diyordu allah Teala ve Peygamber Efendimiz? Güzel ahlak dini diyordu. Çünkü ahlaki kurallar çok fazla yoğunlukta ve insanlara bu öğretiliyor. Nitekim Nur suresi 27. ayet bu da doğru. D seçeneğine baktığımızda diyor ki düşünce ve inanç hürriyetinin önemine düşünce ve inanç hürriyeti İslam'da önemlidir kimse kimsenin dinine karışamaz zorla İslam'ı kabul ettiremez İşte zorla İslam'dan çıkartılamaz başka din kabul ettirilemez gibi bunlar var ama Nur suresi 27. ayette eve girmeden kapıyı üç kez tıklatsın vesaire gibi mantıklar çıkarılabilir. Burada bundan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Cörd'ladı. Ama E seçeneğine de bakalım. Yine de cevap çıktı ama. Toplumsal ilişkilerin korunması gerektiğini. Bu da doğru. Ya ben çat kapı gelsem ben bana bir süre sonra gıcık olursun. İnsan bir arar sorar. Belki müsaadenizle belki hastayım yatıyorum dersin değil mi? Ama ben izin isteyerek gelsem ne olur? Aramızdaki muhabbet artar ve ne olur? Toplumsal ilişkiler olumlu yönde ilerler. O zaman cevap çıktı ne? Cevabımız D seçeneğidir. bir parça verilmiş ve bu, bu parçanın hareketli aşağıdakilerin hangisi söylenemez diyor. Parçada neyden bahsetmiş bakalım. Bilginin kendisi daha çok zihinsel bir şey olmasına rağmen etkileri zihinsel boyutla sınırlı değildir. Bilgiler duygu, tutum ve davranışlarla da doğrudan etkilidir. Nasıl doğrudan etkilidir? Duygu, tutum ve davranışlar. Bakalım. İnsan bilgiyi kendisi, kendisini çevresini anlamada, açıklamada ve şekillendirmede de kullanır. Bu yüzden İslam dini bilgiye büyük önem verir ve bilgi edinmenin yollarının dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. İslam'a göre bilgi Bakın selim akıl Aklınla mantıklı olanı bulabilirsin. Salim duyular. Yani bu salim duyular nedir? Beş duyu organı. Bu selim akıl nedir? Çalışan mantıklı akıldır. Salim duyular. Yani ben bir yemeğim. Acımı tatlım olduğu bilgisine nasıl ulaşırım? Ne yaparım? tadarak ulaşırım. Bu bana doğru bilgi verir mi? Verir. O zaman beş duyu organı yani salim duyular doğru bilginin kaynakları. Evet. Ve doğru haber. Doğru haber nedir? Kur'an-ı Kerim Allah'tan gelmiştir. Artı sünnet. Bu da nedir? Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından öğretilen şeylerdir. E, ne oldu? Bunlar doğru habere girdi. Evet üçü de nedir? E, doğru bilgiye ulaştırır. Bu kaynaklar dışında bilginin elde edildiği iddia edilen ilham ve keşif gibi kaynaklar bilgi edinme yolları arasında sayılamaz. İlham, keşif kalpte duyulan bir his. Mesela ben hissediyorum ki işte yarın bu anda işte güneş açacak. Böyle bir şey diyebilir miyim? sen meteoroloji uzmanı mısın dersiniz bana değil mi? Bu benim hissimdir veya ben rüyamda gördüm işte yarın işte şurada şu olacak. Bu kime inanır buna? İşte haberlere falan çıkar mıyım? Çıkmam. Çünkü bu benim bir rüyam. Bu öznel bilgileri Bana aittir. Rüyamda görmüşümdür veya kalbimce hissetmişimdir. ilham etmişimdir. Ama doğru bilgiyi e, kanıtlar mı? Bir bilgiyi kanıtlar mı doğru olduğu hakkında? Hayır. O zaman doğru bilgiye Kaynaklar arasında değildir buna Sezgi de eklenir keşf ilham ve Sezgi bakın denemelerde çıkart cortlamayı doğru bilgi kaynakları değildir hangisi söylenemez elde edildiği kaynak önemlidir Evet doğru bilginin kaynaklarından bahsetmiş zaten nesnellikten uzak bir yapıya sahiptir Hayır duyu tutum ve davranışları da doğrudan etkiler diyor bunu eledim ama diğerlerine de bakalım. İnsanın hayatını değiştiren bir etkiye sahiptir. D seçeneğini okuduk. Neyse bu da doğru. İnsanın do duygu ve tutum davranışları doğrudan etkiler. C seçeneğine baktığımızda insanın anlam arayışında... Ona yol gösterir yani Allah'ı bulmadı akıl duyu organlarımız ve e, vahiy yani Kur'an-ı Kerim artı Sünnet bize doğru yolu gösterir bu da doğru. El seçeneği baktığımızda kişinin hem düşünce dünyasını hem de hayatını etkiler. Evet hem hayatını hem de düşünce dünyasını Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerini aldığımız bilgiler değiştirir mesela hayata bakış açımızı değiştirir. O zaman cevap çıktı cevap cevabımız nedir? Cevabımız B seçeneğidir. Evet bu parçada dinin aşağıdakilerden hangisine etkisi vurgulanmıştır diyor. Bakalım millet halinde beraber kutladığımız Ramazan ve Kurban bayramları çok önemli iki dini olgudur. Sünnet törenleri, toplu namazlar, ölen birinin arkasına yapılan dini merasimler, zekat, sadaka gibi dini davranışlar dinin yaşama yansımasından bazılarıdır. Buna göre hangisinin etkisi vurgulanmıştır diyor. Örf ve adetler ne, ne var burada örf ve adet? Sünnet törenleri belki örf ve adete girebilir ama e, bütün örf ve adetlerimiz bizim dinin etkisi değildir. Bu parçada da aslında bundan bahsetmiyor. Zekat ve sadakayı da eklemiş. Çünkü bakın bunu eledim düşünceyi Düşünceyle ilgili bir şey yok. Kültürle ilgili bir şey yok. Gelenek, öf ve adetle aynı şey zaten ama toplumsal hayatı doğrudan etkilemiş ve burada bundan bahsediyor aslında. Yani zekat ve sadaka vererek ne olur? Toplumda bir kalkınma olur. Aşırı zenginleşme ve aşırı fakirleşme biter. Veya işte e, sünnet törenleri toplu namazlar ne olur? Cemaatle kılınan namaz cemaat sonrası bir sohbet edelim dersin. Bir toplumsal dayanışma, birlik olur. Aynı şeyleri yap yapan insanlar da bir süre sonra bir birlik olur aynı takım tutanlar gibi tanımazsın ama o sende mi Fenerbahçe'sin kader arkadaşım vah vah diyerek onu teselli edersin misal O yüzden cevabımız a seçeneğidir bu parçadan hareketle değerler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir Bakalım parçaya. Bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü düşünce, davranış, kural ve kıymetlere değer denir. Değerler inanç, istek, tercih ve arzular arzuları yansıtır ve bunlar kişi için hüküm içerir. Başka bir ifadeyle değer söz Tutum ve davranışlara iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış ve benzeri şeklinde kıymet biçilmesi, hüküm ve yargıda bulunmasıdır. Her toplumun bir değeri vardır değil mi? Hangisi söylenebilir diyor bakalım. Kişiyi toplumsallaştırır. Ee, e, burada tamamen bundan bahsetmiş mi? Hayır. Bireysel ve toplumsallıktan da bahsetmiş. Yani tamamen buna tik katamıyorum. O yüzden bir dursun. Kişinin psikolojik özellikleridir. Burada psikolojiyle ilgili bir şey bahsetmemiş. Tamamen kişinin kendine aittir. Hayır bireysel ve toplumsal. Toplumda ve bireyde diyor. Evet. Ee, kişinin maddi yani Doğru ama tamamen doğru değil. Kişinin maddi boyutunu gösterir. Maddiyatla ilgili bir şeyden bahsetmiş. Hayır tam tersi maneviyatla ilgili. E kişi hem toplumsal hem bireysel diyorsa sadece toplumsallaştırır da eledim. Kişinin ahlaki özelliklerini yansıtır. Bu değerler doğruyu yanlışı seçmedi. Söz ve tutum davranışları ona tutum ve davranışları aldığımız değerlere sahip olduğumuz değerlere göre hareket etme. Bu ne olur? Bizim ahlakımız olur. Doğru ve güzel ahlaklı olmak doğru ve güzel değerle meydana gelir. O yüzden cevabımız Enisi Hoca'nın E'sidir. Bu parçada dini anlayış ve yorumların sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir? İslam düşüncesinde yorum farklılıkların meydana gelmesiyle ilgili şöyle örnek verilebilir. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elinin üzerinedir. Allah'ın eli onların elinin üzerinedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getireni Allah büyük bir mükafat verecektir diyor. Burada da İmam-ı şu şu yorumu çıkarmış. Ayette geçen Allah'ın eli ifadesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Ve bu kelime Allah'ın inananları koruması anlamına gelir. Yani Allah sizin her zaman yanınızda anlamına gelir. Ama eşari ise demiş ki Allah'ın eli ifadesi gerçek anlamda kullanıldığını, kullanıldığı yani Allah'ın gerçekten bir eli var. O bizim elimizin üzerinde gerçekten var. Şu an var mesela atıyorum. Bu şekilde yorum yapmış ama Allah'ın elinin nasıl bir el olduğunu insan eli gibi bir el mi yoksa bambaşka bir şekilde mi olduğunu Bilemeyiz. Bunu, bununla ilgili bir bilgi verilmemişler. Hatta bazı mezheplerde der ki Allah'ın eli insan eli gibidir. Gerçekten de elinin üstündedir. Al sana üç tane mezhep çıktı. Buna göre bu parçada dini anlayış ve yorumların yani neyin mezheplerin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir? Hangisidir sizce? Hangi sebeple Kur'an-ı Kerim'de bir ayet verdiğine göre bu ayeti farklı bir şekilde yorumladıklarına göre nedir? Kur'an'dan kaynaklı sebeplerdir. Bakalım kültürel farklardan kaynaklı sebepler, ee, sosyal olaylardan kaynaklı sebepler, coğrafi olaylardan kaynaklı sebepler, ha, dini metinlerden kaynaklı sebepler. Dini metinler nedir? Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerdir. İnsan yapısından kaynaklı sebepler. Bu arada bu A, B, C e ve E seçenekleriyle ilgili mezhepler de vardı. Onlardan kaynaklı mezhepler de vardı. Ama paragrafta sadece dini kaynaklı yani Kur'an ve sünnet kaynaklı. Bunun farklı, Kur'an'daki bir farklı yorumlamasından dolayı ortaya çıkmıştır. O yüzden cevabımız denizlidir. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakacağız ve parçanın aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verdiğini bulacağız. Bakalım şimdi. Bütün insanların hem fikir olabileceği bir yasa olabilir. Oo, ilkinde verdi bunu yani ben buraya baktım cevabı buldum şahsen. Umarım sen de bulmuşsundur. Bak diyor ki bütün insanların hem fikir olabileceği bir yasa olabilir. Büyük ihtimalle soru soracak bana diyecek ki işte evrensel ahlak yasası olabilir mi? herkesin üzerinde anlaşabileceği bir durum olabilir mi? İdeal bir devlet düzeni bir yasası olabilir mi? Yani bir yasayı bana soracak. Herkesin üzerinde hem fikir olabileceği bir şey soracak. Kendisi de olabilir demiş zaten. Devam edelim. Örneğin herkes yardımsever olmayı, yalan söylemeyi, hırsızlık yapmamayı bir ilke olarak kabul edebilir. Kabul edilen bu ilkeler toplumun düzeninin sağlanması açısından önemlidir. Yardımseverlik, yalan söylemek ahlakla ilgili midir? Evet. O halde evrensel ahlak yasası var mıdır sorusunu sormuş. Neredesin? Allah kelimin amacını gönder. İnsanın mutluluğa nasıl ulaşır? Gönder. İnsan Allah eylemde bulunurken özgür müdür? Hiç özgürlükten bile bahsetmedik. Erdemle yaşam ilişkisinden de bahsetmedik. Sorunun cevabı net. Evrensel ahlak yazısı var mıdır? Kendisi de vardır diyor. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu sorumuzda bir parça verilmiş ve denilmiş ki bilimin gelişmesi için bilim insanlardaki Hangi özelliğe bağlanmış? Yani bilimin gelişimi, bilim insanların hangi özelliğine bağlanmış? Ona bakacağız. Umarım soru kökünü güzel bir şekilde tercüme ettik. Bakalım şimdi. Bilim ortamını bulduğu yerde köksalar. Bilimin gelişmesi onun her türlü fedakarlığının yapılmasıyla mümkündür. Fedakarlığın altını bir çizelim hocam ve devam edelim. Bunun için para, zaman, ömür harcanmalı. Çeşitli zevklerden yoksunluk baştan kabul edilmeli. Aksi takdirde bilimin gelişmesi mümkün olmayacaktır. Çaba yoksa, emek yoksa, fedakarlık yoksa bilimin gelişmesi mümkün değildir. Şimdi dikkatten bahsettik. Hayır, güvenirlik, hoşgörü, özgürlük yok hocam. Özveriden, çalışmadan, çabadan ve fedakarlıktan bahsettik. O yüzden cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda devletin meşhurluğu sorulmuş. Bakalım devletin meşhurluğu hangisine bağlanmış? Bakıyoruz. Siyasal iktidarlar kendilerini doğuran güç ve düşünceye bağlı kaldıkları sürece meşhurdur. Onun dışına çıkarlarsa meşhur değildir. Meşhur ne demek? Kamuya, yasaya uygun olarak hareket etmektir. Toplumun vicdanında yer almaktır. Eğer kendini doğuran güce ve düşünceye uygun davranmazsam, mesela İran'da ee, örneğin demokrasi dersen e, seni ne yaparlar? Meşru görmezler. Çünkü İran'da söylemen gereken şey şeriattır. Onu doğuran, o devleti devlet yapan temel faktör şeriattır. Ya da örneğin İngiltere'de şeriat diyemezsin, demokrasi, insan hakları ve özgürlük demelisin. Yani seni doğuran faktörlere kendini bağlamalısın. Örneğin ülkemizde biri çıksa hocam ben başa geldim artık ben başkanım demesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Çünkü seçimle, hukukla, demokrasiyle başa gelmesi lazım. Diğer türlü meşru görülemez hocam. Devam edelim. Kendilerini doğuran güç ya da düşünceye bağlı olmayan iktidarlar hukuka uygun olsa bile meşru sayılmazlar. Örneğin Cumhuriyet Devleti'ni doğuran güç nedir? Seçimlerdir. Bu devlet seçim ilkesine bağlıysa meşrudur, bağlı değilse meşru değildir. Seni doğuran güç neyse ona bağlı kalacaksın. Şimdi bakıyoruz. A şıkkı halkın beklentilerini karşılamaktan bahsetmedik. Bireyi devlete karşı korumaktan da bahsetmedik. Bahsettiğimiz şey varlık nedenin her neyse ona uygun bir yönetim gerçekleştirirsen meşru olursun. Dolayısıyla cevap net olarak C şıkkıdır hocam. Bu sorumuz sanat felsefesiyle ilgili bir soru ve bize sorulan şey bu parçada sanat eserinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır diyor. Bakalım hangi görüşü savunuyor ona göre yorum yapacağız. İki sanatçı aynı insanın resmini yapsalar bile onu kendilerine göre algılayıp ifade ederler. Ben buradan hemen öznelliği çıkardım. Demek ki sanat olanı olduğu gibi aktarmak değildir. Sanat özneldir. Kişiye göre değişir. Devam edelim. Picasso'nun tablosuna bakıp bu balığa hiç benzemiyor diyen kişiye Picasso zaten o bir balık değil. Balık resmi demiştir. Ünlü ressam Goden de her resmin bir öncekini gölgede bırakmalı. Her resmi bir öncekini gölgede bırakmalı. Birbirini hatırlatmamalı. Birbirinden farklı olmalı. Çünkü birbirinin aynısıysa o resim olamaz. O halde resim, o halde sanat eseri taklit olamaz, yansıtma olamaz. Birebir aynısını e, resme ya da tabloya ya da her ne yapıyorsan onu yapmak demek değildir. Sanat eseri hayal gücüne, yaratıcılığa ve duyguların ifade edilmesine dayanır. Şimdi bakalım sanat eserinde özgünlük önemli midir? Önemlidir. Yaratıcılık önemlidir. Hayal gücü önemlidir. Öznellik önemlidir. Ama taklit bulunmamalıdır. Dikkat edersek bu dört şık da yaratma olarak sanatın özelliğidir. Taklit, taklit olarak sanatın özelliğidir. Onu da belirtmiş olalım. Cevabımız beş şıklıdır. Bu sorumuz din felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçada din felsefesinin hangi sorunu vurgulanmaktadır? Bakalım. Bazı düşünürler Tanrı'nın kendisini nasıl olup da bir insan olan peygambere gösterebildiği üzerinde düşünceler üretmişlerdir sonlu bir yanıyla maddi varlık olan insanın sonsuz ve tümüyle manevi olan bir varlıkla ilişkisi sorgulanmıştır. Yani Tanrı insana nasıl kendisini gösteriyor? Nasıl ona mesajını bildiriyor? Mesela Tanrı ne yapar? Peygamberlere kendini göstererek mesajını verir ve o da mesajını alır insanlara iletir. Bu mesajın ismi nedir? Vahidir. Burada sorgulanan şey vahiy nasıl mümkündür? Vahiy nasıl olanaklıdır? O yüzden cevap A şıkkıdır. Burada ruhtan bahsetmedik. Tanrı'nın varlığını da sorgulamadık. Evrenin yaratılışını ya da öteki dünya inancından bahsetmedik. Bahsettiğimiz şey Tanrı ile peygamber arasındaki o ilişki, o mesajın kendisidir. Bu da vahinin imkanı problemine bizi götürür. Cevabımız A şıkkıdır.